Arkadaşlar. Değerli basın mensupları, bugün Kilis Belediye Başkanımızın vefatını üzüntüyle öğrendik. Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanına Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Kilislilere başsağlığı diliyoruz. Hafta sonu Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında bir ateşkes kararı alındı. Ateşkes masasını Rusya kurdu. Rusya ateşkes masasını kuran taraf olarak bölgedeki imajını bir kez daha kuvvetlendirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bile ateşkese uyulmasını istemek için Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek zorunda kaldı. Bu vesileyle saray hükümetine soruyoruz. Masayı kuran arabulucu ülkeler arasında neden biz yoktuk? Hani Türkiye hem sahada hem masada Azerbaycan'ın yanında olacaktı? Ermenistan yönetimi her zaman yaptığı gibi yine ateşkesi tanımadı. Sivillere yönelik saldırılarını sürdürdü. Gence'deki sivil vatandaşlara, sivil kardeşlerimize dönük bu devlet terörünü asla kabul edemeyiz. Masayı kuran, bölgede Rusya'dan habersiz kuş uçamaz mesajını vermek isteyen, dolayısıyla bu ateşkesin bir anlamda garantörü olan Rusya, bu saldırıları neden önlemedi? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sivil yerleşim yerlerine saldırarak kardeşlerimize karşı savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan yönetimini buradan bir kez daha kınıyoruz, lanetliyoruz. Gence'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa ve tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize de başsağlığı diliyoruz. Kardeşlerimizin acıları bizim de acımızdır. Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da Ermeni yönetiminin işgali son bulmadan Kafkasya coğrafyası huzur bulmayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu arada hafta sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimler vardı. Sonuçların belirlenmesi ikinci tura kaldı. Biz ikinci turda yarışacak olan Sayın Mustafa Akıncı'ya ve Sayın Ersin Tatar'a başarılar diliyoruz. İkinci turda Kıbrıs Türk halkının iradesinin sandığa tam olarak yansımasını bekliyoruz. Değerli basın mensupları, sadece sınırlarımızın dışında değil, sınırlarımızın içinde de yangın vardı. Hatay'ın farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları hepimizin yüreklerini dağladı. Ciğerlerimiz kavruldu. Sadece çığlıkları duyulmayan o güzelim ağaçlar yanmadı. Kaplumbağasından kuşuna pek çok canlı da kavrulup yaşamını yitirdi. Yangın yerleşim yerlerinde hasar verdi. O güzelim ormanlarımızla beraber geleceğimiz de yandı. Genel Başkanımızın talimatıyla Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz yangın bölgesine gitti. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştılar. Acılarını paylaştılar. Canla başla uğraştılar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonra da bölgedeki mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya, vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği vermeye, onlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Tek bir ağaç yakan, tek bir canlının yaşamına kasteden bizden değildir. Bu arada bölücü terör örgütünün yangınların sorumluluğunu üstlenme çabası dikkatle izlenmelidir. Bu yangın üzerinden yapılacak bölücü propagandaya ya da bunun üzerinden kurulacak tuzaklara asla izin verilmemelidir. Bunun için yangını çıkaranların bir an evvel tespit edilmesi, adalet önüne çıkarılması, olan bitenin tüm boyutlarıyla aydınlanması ve hiçbir şeyin karanlıkta kalmaması büyük önem taşımaktadır. Bunu ilgililerden bekliyoruz. Son zamanlarda ülkemizde birçok acının üzerine karanlık perdeler çekildi. İçinde bulunduğumuz Ekim ayının bu konuda maalesef sicili oldukça kabarıktır. Hafta sonu Ankara Gar katliamının 5. yıl dönümüydü. 100'den fazla vatandaşımızı bu terör saldırısında kaybettik. Yine yüzlerce yurttaşımız yaralandı. 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında gerçekleşen bu saldırı siyasi tarihimizde tam olarak aydınlanmamış, karanlık bir sayfa olarak durmaktadır. Biz bir kez daha
bu olayda da yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin içinden geçtiğimiz yakın siyasi tarihi yazılırken 10 Ekim Ankara Gar katliamı karanlık bir kavşak olarak tarihteki yerini alacak. Yaşadığımız acılar hiçbir zaman unutulmayacaktır. Biz terörü nereden gelirse gelsin ayrım yapmadan lanetliyoruz. Değerli basın mensupları, demokrasilerde özgürlüğün bedeli sürekli ihtiyatlı olmaktır. Dünya tarihi sahte güvenlik uğruna özgürlüklerinden vazgeçen toplumların acılarıyla doludur. Milletimiz 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşananları ve bu yaşananların ardından işlerin bugün hangi noktalara geldiğini çok daha iyi görmektedir. Bunları yaşatanlara notunu vermektedir. Milletimiz artık ne güvenliğinden ne de özgürlüğünden vazgeçer. Kimse bundan sonra yanlış hesap yapmaya kalkmasın. Korkular ve acılar üzerinden kimse siyaset mühendisliği yapmaya soyunmasın. Değerli basın mensupları, sadece sınırlarımız, ciğerlerimiz yanmıyor. Mutfaklarımız, ceplerimiz de yanıyor. Bir yandan işsizlik, bir yandan hayat pahalılığı evlerde huzur bırakmadı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerini kapsayan, aylarını kapsayan Temmuz ayı iş gücü ve istihdam verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesini yenilemiş. Burada değinmeden geçemeyeceğim. Bu site pek de kullanıcı dostu değil. Tablolara, verilere ulaşmak eskisinden daha zorlaşmış. Umarız TÜİK yetkilileri bu duruma kısa sürede bir çözüm bulurlar. Temmuz'da 31 milyon 135 bin yurttaşımız iş hayatının dışında kalmış, iş gücünün dışında kalmış. Buna karşın iş gücüne katılan nüfusumuzda 31 milyon 491 bin kişi olmuş. Yani çalışma çağındaki nüfusumuz ortadan ikiye bölünmüş. Yarısı iş gücü piyasasının dışında, yarısı da iş gücü piyasasının içinde. Böyle bir durumla daha önceki krizlerde hiç karşılaşmamıştık. TÜİK'in makyajlı rakamlarına göre dahi son bir yılda işini kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 1 milyon 254 bini buluyor. Ucube rejimin işbaşı yaptığından bu yana ise 2 milyon yurttaşımızın işini kaybettiği ortaya çıkıyor. Ve daha da vahimi, son 21 ayın 19'unda her ay istihdam kayıpları olmuş. Yani çalışanlar işini kaybetmiş. Böylesine yapışkan sürekli bir istihdam kaybıyla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Bir ekonominin en önemli başarı göstergesi çalışmak isteyen yurttaşlarına iş ve istihdam, iş verebilmesidir. Bu ucube rejim bıraktık millete iş vermeyi, milletin çalıştığı işini elinden almıştır. Temmuz'da gerek işsizlik oranı geçen yılın aynı gerçek işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 6,3 puan artarak %29,1'e çıkmıştır. Gerçek işsiz sayısı da aynı dönemde 2 milyon 304 bin kişi artarak 10 milyon 416 bin kişiye ulaşmıştır. Bir de çalışıyor göründüğü halde bir türlü iş başında olmayan 2.504.574.000 yurttaşımız vardır bu rakamlara göre. Bu işbaşı yapmayanları da dahil edersek işsiz sayısı 13 milyona ulaşmaktadır. Yani 13 milyon yurttaşımızın işi gücü yoktur. Peki saray iktidarının, saray yönetiminin, saray hükümetinin getirdiği OVP'de orta vadeli programda işsizliğin nasıl çözüleceğine dair herhangi bir somut ayakları yere basan politika var mı? Hayır, yok. Sadece işsizlik değil, paramızın satın alma gücündeki erime de milletimizi perişan etmektedir. 2 yıl önce bu ucube rejimin kibirli başı millete 24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra şu faizle, dolarla, şunla bunla nasıl uğraşılır görün dedi mi? Dedi. Millet yetkiyi verdi de ne oldu? Saray sosyetesi ağırladıkları faiz baronlarını, faiz lobilerini
dolarla, avroyla garanti verdikleri yandaş müteahhitleri abat etti. Milletse perişan oldu. Son dış borçlanma ihalesi gelinen noktayı açık açık ortaya koyuyor. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizinin eksi oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvil faizinin ise 7%'de oldu. Birkaç yıl önce ekonomisi iflas noktasına gelen Yunanistan'ın bile sıfıra yakın faizle hem de 10 yıl vadeyle borçlandığı bu dönemde bu hükümet 5 yıl vadeye %6,4 faiz vererek borçlanabildi. Çok açık söylüyorum, bu tefeci faizidir. Bu olağanüstü yüksek faiz bir felakettir. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, torunumuzu ipotek altına almaktadır. Milletimiz bunun altından kalkabilmek için çok sıkıntılar çekecektir. Aslında bu sıkıntının ipuçları getirdikleri orta vadeli programda var. Program kral çıplak diye bar bar bağırıyor. Ucube rejimin işbaşı yaptığı son 3 yılda, yani 2018'de 2020 arasında bütçeden faiz döbilerinin cebine 311 milyar lira, tam 311 milyar lira gitmiş. Şimdi de önümüzdeki 3 yılda faiz döbilerinin cebine 602 milyar lira koyacağız diyorlar. Yani önümüzdeki 3 yılda faiz döbilerinin cebine akacak para ikiye katlanacak. Bundan önceki yılı ikiye katlayacak. 3 yılı. Bunu ben demiyorum. Getirdikleri resmi doküman söylüyor. Bu beceriksizler sadece faizle değil, dolarla, avroyla da mücadele edemediler. İş başına geldiklerinde dolar 4 lira 53 kuruş, avro 5 lira 33 kuruştu. Bugün dolar 8 liraya, avro ise 10 liraya dayandı. Bıraktık Erdoğan'ın dolarla, avroyla uğraşmasını, paramız dünyadaki tüm para birimleri karşısında eridi gitti. Bu ucube rejim elinde Türk lirası, Çin yuanı ve Endonezya rupisi karşısında %38, Hindistan rupisi ve Meksika pezosu karşısında %36, Rus rublesi ve Güney Afrika randı karşısında da %27 değer kaybetti. Dış güçler diyerek, kur saldırıları diyerek komplo teorileri yazıp durdular. Peki bu beylerin Çin'le bir kavgası var mı? Hayır. Hatta Çin'le araları o kadar iyi ki ne kendilerine, ne kendileri, ne de ortakları Bahçeli Uygur Türklerine yapılan mezalime çıt çıkaramıyorlar. Bu zulmün önlenmesini isteyen uluslararası belgelere imza atmaktan çekiniyorlar. Peki Rusya ile sorunları var mı? Vallahi o da hayır. Suriye'de 36 askerimiz şehit edildi. Moskova'ya hesap sormaya gidiyorlar derken Kremlin sarayının kapılarında beklediler. Sesleri de çıkmadı. Soruyoruz, Endonezya ile, Hindistan ile, Meksika ile, Güney Afrika ile sorunları var mı? Bildiğimiz kadarıyla bu ülkelerle de bir sorunları yok. E peki bizim paramız bu ülkelerin paraları karşısında neden değer kaybetti? Bunun nedeni çok açık. Beceriksizlik, kifayetsizlik, liyakatsizlik. Damat önce çıktı, Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybı rekabet gücümüzü arttırıyor diye sevindi. Bugün Ağustos ayı ödemeler dengesi rakamları açıklandı. Aslında durum hiç de öyle değil. Getirdikleri orta vadeli programda bu yılın tamamı için öngördükleri cari açık 24,4 milyar dolardı. Yani 12 ay boyunca oluşacak cari açık 24,4 milyar dolardı. Yılın 8. ayındayız. Gerçekleşen cari açık ne kadar? 26,5 milyar dolar. Yani her veri açıklandıkça bu yıla dair OVP'nin tüm tahminleri birer birer çöküyor. Yani bu yılın ilk 8 ayında finans hesabından, yine bu yılın ilk 8 ayında finans hesabından 4,5 milyar dolar, net hata noksan hesabından ise 8 milyar dolar çıkış olmuş. Cari açık ve ülkeden kaçan paralar ise döviz rezervlerimiz eritilerek karşılanmış. Yine yılın ilk 8 ayında
rezervlerimiz 39 milyar dolar erimiş. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde daha önceki hiçbir krizde böyle bir tabloyla karşılaşmadık. Kayınpederin ekonominin direksiyonuna getirdiği ve bu ekonomik buhranın sorumlusu olan damat şimdi çıkıyor, döviz kuru beni ilgilendirmiyor diyor. Döviz kuru sizi ilgilendirmiyordu da bu kuru tutmak için kayınpederinizin kerameti kendinden menkul faiz teorilerini ispatlamak için Merkez Bankası kasasından kamu bankaları eliyle milletin 120 milyar dolarını neden ucuz ucuz peşkeş çektiniz? Şimdi tabii biz bunu damada soruyoruz ama kayınpeder de damattan geri kalmıyor. İktidarların görevi milletin derdine derman olmaktır. Ama kendisi bunun yerine acıyı bal eyleyin, yoklukta sabreylerin diye millete vaaz vermeyi tercih ediyor. Erdoğan'a göre gerçek mümin yoklukta sabredenmiş. Tabii fakir fukara sabredecek ki bu beyler yandaşlarıyla beraber israf edecek. Millet yokluğa razı gelecek ki bunlar yazlık saraylarında, kışlık saraylarında, uçan yürüyen saraylarında zevkü sefa sürecek. Madem gerçek mümin yoklukta sabredendir. Siz de milletimizin bu yokluğunu paylaşsanız ya. Biraz da siz gerçek mümin olmaya çalışsanız ya. Bunu yapabilirler mi? Hayır, yapamazlar. Peki ne yaparlar? Milletimize yoklukta sabır telkin edenler yandaşlarına ballı ihaleler teslim ederler. Bu zalim yönetim Covid-19 salgınını bile yandaşları için fırsata çevirmeye çalışıyor. Nasıl mı? Kamu ihale kanunun 21B maddesini kullanarak afet, salgın gibi olağanüstü hallerde idareye istediğiyle gizli kapaklı masaya oturma imkanı veren istisnai ihale yöntemini usul haline getirerek. Geçtiğimiz Ağustos'ta bu ihale yöntemiyle gerçekleştirilen en yüksek bedelli iş kapalı kapılar ardında yine bir yandaş gruba gitti. İhaleyi verdikleri grup havuz medyasının amiral gemisi, ATV'nin de sahibi. Verdikleri ihale ne? Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli yüksek standartlı demiryolu inşaatı ile elektromekanik sistemlerin temini işi projesi. Yani salgınla alakalı bir hastane yapımı veya aşı veya donanımın temini değil. İstense açık ihale yöntemleriyle yapılabilecek bir iş. Peki ihale bedeline kadar 9,8 milyar lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira. Hadi iş burada kalsa iyi. Bir de resmi gazete 9 Ekim 2020 tarihinde yayınlanmış resmi gazetede vergi, resim ve harçtan, harç istisnalarından yararlanan şirketlerin ve ne kadar harç istisnasından yararlandıklarına dair bilgiler var. Şimdi bu tebliğ ile söz konusu yandaş müteahhide neredeyse Ağustos'ta verilen o 10 milyar liralık iş kadar, o işin tutarı kadar vergi istisnası tanınmış. Yani bir başka ifadeyle bu iş yandaşa vergi istisnalarıyla devlet eliyle bedavaya getiriliyor. Şimdi bu 9,5 milyar liralık vergi istisnası bunlara verilirken bu listede vergi istisnası tanınan başka tanıdık isimler de var. Mesela Sakarya'daki tank balet fabrikasını bedelsiz verdikleri Katar ordusunun da büyük ortağı olduğu BMC firmasına 98 milyon 750 bin liralık vergi istisnası gitmiş. Sen esnafın vergi ve prim borçlarını faiziyle ertele. Çatır çatır tahsil et. Perişan olmuş esnafın vergi ve prim borçlarını silme. Sonra da çık yandaşlarının milyarlarca liralık vergisini tek bir kalemde sil. İşçi, çiftçi, besici, esnaf, emekli, memur, iş adamı sabredecek.
yandaşla dolarları, avroları bir güzel istifleyecek. Bu mudur adalet? Bu mudur hak hukuk? Bu mudur vicdan? Ne diyor Tevfik Fikret? Bu harmanın gelir sonu. Kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner. Bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi. Bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştahı sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Değerli basın mensupları. Bu vicdansız sömürü düzeni, bu adaletsiz vergi sistemi ve iktidarın yurttaşlarımızın tercihlerine, yaşam tarzına bakış açısı milletimizin sadece cüzdanını değil, canını da tehdit ediyor. Bakın sadece son bir haftada Kırıkkale'de 7 yurttaşımız, İzmir'de 10 yurttaşımız sahte içki nedeniyle yaşamını kaybetti. İçki içmek elbette sağlığa zararlıdır. Ama iktidarın vergilerle alkol ürünlerinin fiyatlarını şişirmesi sahtekarların iştahını kabartmaktadır. Kaçak içkinin merdiven altı üretimin önünü açmaktadır. Bunun sonucunda da ağır can kayıplarıyla karşılaşıyoruz. Bu yitirilen canların arkasında hem yüksek vergiler hem de denetimsizlik var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında kapsamlı bir vergi reformunu mutlaka yapacağız. Verginin ekonominin işleyişini engellememesi, yatırımın istihdamının önünü kapatması için etkinliğini arttıracağız. Vergide adaleti mutlaka sağlayacağız. Kısacası çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Adaletli bir vergi sistemi tüm yurttaşlarımızı kapsayan ekonomik politikalarımızın merkezinde olacak. Değerli basın mensupları, Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz mümin aynı delikten iki defa ısırmaz buyurmuş. Yani insan gaflete düşüp bir kez aldatılsa da ikinci kez aynı hatayı tekrarlamaz. Ama 18 yıldır bu ülkeyi yönetenleri önüne gelen rahat rahat kandırıyor. Bunlar hatalarından ders almayı da bilmiyorlar. Her kandırıldıklarında da Allah affetsin, millet affetsin diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyorlar. Ama bu kandırılmaların bedelini milletimiz canıyla, kanıyla ödüyor. Biz bunları yıllarca devlete sızan paralel devlet örgütlenmesi hakkında uyardık. Bunlar o zaman da çıktı, cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler diyerek işi hafife aldı. Sonra ne oldu? Millet devletini sokaklardan topladı. 15 Temmuz'da 248 yurttaşımız yaşamını yitirdi. 2196 yurttaşımız yaralandı. Dün hizmet hareketi deyip kapısını aşındırdıklarına bu işlerden sonra terör örgütü demeye başladılar. Yaşanan bunca acı olay varken hükümetin İçişleri Bakanı çıkıyor, herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri doğru değildir deyip bir de üstüne üstlük yalandır, provokasyondur diyerek bunları söyleyenlere abanın altından soba göstermeye kalkıyor. İşte kargalar esas buna güler. Arşivler yerinde duruyor. Bugün bu sözleri söyleyen atama bakan daha önce neler söylüyordu? Kendisine ve milletimize hatırlatalım. Millet bir Fethullah Gülen çıkartır, bin Fethullah Gülen çıkartır. Millet bir Zekeriya Öz çıkartır, bin Zekeriya Öz çıkartır. Maşallah. Bu milletin temel değerlerine karşı gelmesinler. Sandıkta ona gereken cevabı verir. Fethullah Gülen ve Zekeriya Öz milletin gönlünde yerlerini almışlarmış. Hizmetlerinin de ne olduğu belliymiş arkadaşlar. Soylu daha birkaç yıl önce bir Fethullah Gülen gider, bin Fethullah Gülen gelir diyordu. Bu sözleri söyleyen kişiye bugün FETÖ ile mücadele emanet ediliyor. O da çıkıp devleti ele geçirmek isteyen cemaat yoktur diyor. Atama İçişleri Bakanı bu defa acaba hangi cemaate sahip çıkıyor? Devletin bir takım noktalarını yöneten, devlete sızan, devlette çöreklenen cemaatler yokmuş. İsmet Paşa'nın dediği gibi. Hadi canım sen de. Atama İçişleri Bakanı bu zihniyette, bu aymazlıkta oldukça bu millet devletini sokaktan daha çok toplar bu gidişle. Milletimiz bunları görüyor. Notlarını veriyor.
bunlardan bir an evvel kurtulmak için sabırsızlıkla sandığın önüne gelmesini bekliyor. İlk sandıkta da yerlerini gösterecek, saraylarından evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim, A Haber'den Lami Ayhan, Hatay'daki yangına ilişkin olacak benim sorum. Siz de açıklamanızda yer verdiniz aslında. Bölücü terör örgütünün yangınların sorumluluğunu üstlenme çabasını dikkatle izlenmelidir dediniz. Örgütün bu kez ormanları hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de zaten oraya bir heyet gönderdiniz. Heyetin bir raporu ya da izlenimi nasıl, onu da alabilir miyiz sizden? Teşekkür ediyorum. Ağaç yakmak, ormanda yaşanan hayvanların ölümüne sebep vermek, yine bu ormanların yakınında yaşayan yerleşim yerlerini tehdit edecek büyük felaketlere neden olmak kabul edilebilir gibi değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü terör olayının karşısındayız. Bunu gayet açık seçik ifade ediyoruz. Ama diğer yandan şunu da söylüyoruz. Bununla ilgili çok fazla spekülasyon yapılmaya başlandı. Dolayısıyla İçişleri Bakanı'na düşen görev bir an önce bu olayların faillerini bulup adalete teslim etmektir ki bu şaibelerden kurtulalım. Efendim, Son Söz Gazetesi'nden Özgür Altın. Bugün Erdoğan Toprak bir açıklama yaptı erken seçimle alakalı. Ardından da AK Parti'den bir açıklama geldi ve dedi ki 2023 yılına kadar erken seçim düşünülmüyor, gündemimizde yok denildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. Her şeyden önce milletimiz bu iktidardan umudunu kesmiştir. Ve bu iktidarı değiştirmek için de sandığın bir an önce önüne gelmesini beklemektedir. Bugün bu iktidar ülkenin tüm kurumlarını yıpratmaktadır. İşsizliğe çare bulamamaktadır. Bu nedenle biz şu anda vatandaşın çığlığını dile getiriyoruz. Umudunu yitiren vatandaşımız çareyi sandığın önüne gelmesinde aramaya başlamıştır. İktidar da bunu görmektedir. Sandığı ne kadar geç getirirsem o kadar kârdır diyerek çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışmaktadır. Ama sandığın gelmesi geciktikçe bunun milletimize maliyeti her gün biraz daha ağır olmaktadır. Bakın, biraz önce söyledim. Bu yıl dahil 3 yılda 300 milyar faiz ödemişiz. Önümüzdeki 3 yılda 600 milyar faiz ödeyeceğiz. Bunu kim ödeyecek? Milletimiz ödeyecek. Bunun için bir daha borçlanacağız. Onu da çoluğumuza, çocuğumuza bırakacağız. Millet durumu görmektedir. Millet çarenin sandığın önüne getirilmesinde olduğunu artık kabul etmektedir ve bir an önce bunu da istemektedir. Millet iş güç sahibi olsa, millet rahat olsa, millet huzurlu olsa neden sandık istesin ki? Biz de milletimizin sesini dile getirdik. Evet. Efendim, bize yönlendirilen sorular var. Müsaadenizle sana onları ileteceğim. Atlı'ya yönlendirilen sorular var. İlk soru şöyle. Sayıştay raporlarına göre 6 milyar lira kamu dışına aktarıldı. İktidar bu parayı kime verdi, nasıl kullandı? Bu paranın tarikatlara ve cemaatlere harcandığı iddiaları var. Sizin bu konuyla ilişkin değerlendirmeniz nedir? Sayıştay raporları açıklandıkça her gün bir başka rezaletle karşı karşıya kalıyoruz. Yani 6 milyar liranın kamu dışına aktarıldığı ne demek? Tüyü bitmedik yetimin 6 milyar lirası yok olmuş, yok edilmiş. Bunun derhal soruşturulması lazım. Bu özellikle bu paranın kimlere verildiğinin soruşturulması lazım. Tarikatlar yoktur, cemaatler yoktur, devletten ne mağlanan diyen İçişleri Bakanlığı'nın
İçişleri Bakanı'nın bu soruşturmayı derhal yapması lazım. Sorusu da şöyle. Yerel seçimler öncesi Eskişehir Seyit Gazi'de sözü verilen hastane ile ilgili aradan geçen zamana rağmen bir çivi bile çakılmadı. AKP seçimi kaybedince verdiği vaatleri unutuyor mu yoksa görmezden mi geliyor? Sizin bu konuya ilişkin yorumunuz nedir? AK Parti seçimi kazansa da kaybetse de seçimden önce verdiği vaatleri seçimden sonra unutuyor. Çünkü yandaşlara hizmet etmekten seçimden önce verdiği vaatleri tutmaya imkanı kalmıyor. Sadece Eskişehir'deki Seyit Gazi hastanesi mi? Ne oldu? Polise 3600 gösterge, hemşirelere 3600 ek gösterge, din görevlilerine 3600 ek gösterge. Bunlar seçimden önce söz verilmişti. Ne oldu? Yok ortada. Ne oldu? Emeklilikte yaşa takılanların meselesiyle ilgili olarak Bahçeli'nin verdiği sözler tutuldu mu? Çok açık söylüyorum. Bu saray hükümeti döneminde yandaşa her şey var, vatandaşa hiçbir şey yok. Evet. Efendim, Halk TV, Show TV ve Ulusal Kanal'dan gelen benzer mihmalde sorular var. İlk olarak Halk TV'nin içeriğiyle başlıyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı hakkında MHP'li Erkan Akçay, zannederim Kılıçdaroğlu siyasi Alzheimer hastalığına tutulmuş, biz başkalarının gündeminin peşine takılmayız dedi. Akçay'ın açıklamasındaki Kılıçdaroğlu erken seçim diyeceğine kahvehaneye gitsin, sırf kağıt aştırıp iskambil oynarken seçimlere kadar sembolik cumhurbaşkanı adayı arasın ifadeleri ve bu benzer mimaldeki ifadelerini, bu siyasi üslubu ve Erkan Akçay'ın sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Devamında Habertürk'ün de bağlı bir sorusu var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Bahçeli'ye seçim çağrısının arkasında ne var? Bu çağrı neden şimdi yapıldı? CNN Türk de bu soruya ek olarak şöyle devam ediyor. Erken seçimle ilgili sorunun devamında CHP'nin asıl amacının seçim olmadığı, seçim çağrılığı ile karışıklık yaratmaya çalışıldığı yorumları yapılıyor. Siz bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi açık söyleyeyim. Ne zaman aslında Cumhur İttifakı'nın ortakları sandık talebinin esas itibariyle milletten geldiğinin bal gibi farkındalar. Yönetme kabiliyetlerini yitirdiklerinin, dolayısıyla da artık milletin onları değiştirmek için sandık talep ettiğini görüyorlar. Çünkü millete umut vermiyorlar artık. Milletin meselelerine çözüm üretemiyor. Sadece yandaşların sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Böyle olunca da sıkışıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözcüleri ne zaman böyle sıkıştığı zaman, ne sıkışıyorsa, ne zaman böyle sıkışıyorsa hemen hakaret etmeye yöneliyorlar. Aslında üslubu beyan aynı ile insandır. Dolayısıyla bu üslubu aynen kendilerine iade ediyoruz. Bir de şunu söylüyoruz. Sandık talebinin milletten geldiğini görün. Ama şuna da bir cevap verin. Bu Uygur Türkleriyle ilgili olarak bütün dünya harekete geçti. Siz ne yaptınız? Uygur Türklerine uygulanan mezalimle ilgili ne yaptınız? Yani bu kadar biz bakın şey yapmıyoruz. Bir hakaret etmeden şu soruyu soruyoruz. Milliyetçi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Uygur Türkleriyle ilgili ne yaptınız diye soruyoruz. Buna cevap versinler, yine bakın vermeyecekler, yine hakaret edecekler. Ama ne kadar hakaret ederlerse etsinler, milletimiz bunların ne yaptıklarını görüyor. Bunların notlarını da veriyor. En kısa zamanda
önüne gelmesini talep ettiği sandık geldiğinde de bunları apar topar evlerine gönderecek. Evet. Efendim, Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırladığı bir rapora göre Türkiye'de öldürülen kadın sayısı hızla artıyor. Buna karşın iktidar bu rakamların düştüğünü ifade ediyor. Siz bu tezatlığı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi TBMM Başkanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Giresun milletvekilimiz bu konuyla ilgili olarak bir rapor hazırlamış. İktidar kadın ölümlerinin azaldığını, %29 azaldığına dair bir takım şeyler söylemiş. O da hesaplamış, kitaplamış, hesabı kitabı yapmış ve ortaya aslında kadın ölümlerinin azalmadığını, aksine çok hızlı arttığını, hele 2003'ten bu yana çok korkunç bir artışın olduğunu da ortaya koymuş. Yalnız şunu söyleyeyim, yani gerçekten bizim için kadın ölümleri, kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Yani bunu kabul etmek açıkçası mümkün değildir. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan yarasıdır. Dolayısıyla bunları 3 arttı, 5 arttı diye konuşmak bile bizim içimizi acıtmaktadır. Tek bir kadın cinayeti dahi bizim gözümüzde büyük bir insanlık suçudur. Evet. Efendim, Halk TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Proje başlamadan adı Devlet Bahçeli Köprüsü olan Adana 15 Temmuz Köprüsü ihalesi duyurusu bile yapılmadan bir firmaya verildi. İhalelerin bu şekilde verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Baştan söyledim, yani bu duyurusu yapılmadan gerçekleştirilen ihaleler neticede maliyeti nedir, ne kadara çıkmaktadır, neden bu kişilere verilmiştir, acaba gerçekten bu kişiler bu yatırımı en ucuza gerçekleştirecek olanlar mıdır, yoksa sadece yandaş oldukları için mi bu ihaleleri almaktadır? Eğer böyleyse burada tüy bitmedik yetimin hakkı gasp edilmektedir. Bunları arka arkaya söylüyorum. Türkiye'nin bir an önce mevcut ihale kanununu da değiştirerek ihalelerde saydamlığı, şeffaflığı mutlaka sağlaması gerekir. İhalelerle ilgili devlet mutlaka, hükümetler mutlaka hesap verir hale gelmeleri lazım. Yani bir ekonominin düzelmesi için olmazsa olmaz düzenlemelerden bir tanesi de budur. İhaleleri uluslararası kurallara göre hak yemeden, kimsenin hakkını yemeden yapacaksınız. Bu işi makul fiyatlara mal etmenin yolu da, tüy bitmedik yetimin hakkını yememenin borcu da buradan geçer. Bunu yapmadığınız zaman sonuç ne olur? Bugünkü gibi olur işte. Tefeci faizi ödersiniz. Yani komşunuz Yunanistan bir büyük ekonomik krizin eşiğinden dönen Yunanistan %0'a yakın faizle borçlanırken 10 yıl vadede siz altının üzerinde faiz ödemek zorunda kalırsınız. Bu da sonuç itibariyle çocuklarınıza, torunlarınıza fatura edilir. Evet. Efendim, Fox TV ve Yol TV tarafından yönlendirilen bir ortak soru var. Soru şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlette tarikat yapılanmasının olmadığı yönündeki açıklamasının ardından bugün de AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş herhangi bir organize yapıya devlet içerisinde müsamaha etmeyiz dedi. Buna şimdiye kadar da müsamaha edildiğini söyledi. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Edilmediğini söyledi herhalde, olacak öyle mi? Önce müsamaha göstermeyiz dedi. Buna şimdiye kadar da müsaade edilmediğini söyledi. Evet. İşte ben de orasının üzerinde duruyorum. Yani şimdiye kadar müsaade edilmemiş. Ya burada hep söylüyorum, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Dönün bakın bakalım. Yani
Demin anlattım. Bu Necip millet bunların yönetiminde devletini sokaklardan toplamak zorunda kaldı ya. Ondan sonra hiçbir dönemde böyle bir iş yapılmadı. Kim için yapıldı? Cemaat için yapıldı. Cemaatte koalisyon ortaklığı kuruldu. Hüngür hüngür ağlandı. Ne istediniz de vermedik diye. Memlekete döndendi. Milletin, ordumuzun harimi ismetine bunlar sokuldu. Kozmik odaya. Şimdi de kalkmışlar, biz böyle bir şey yapmadık. Ya bırakın yani aynesi, geçin bunları, aynesi iştir kişinin, lafa söze bakılmaz. Efendim Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada emeklilere Ağustos'ta 30,5 milyar TL, son 2 yılda toplam 674,5 milyar lira aylık ödemesi gerçekleştirdik. Emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Emekli maaşı ve ikramiye ödemek emeklilerin yanında durmak için yeterli midir? Şimdi gerçekten bu laflar neyin nesidir ben anlayamıyorum. Yani neyi söylemek istiyor ki? Emekli maaşları devletin emeklilere taahhüdüdür. Emekli maaşlarının kaynağı bu insanlar çalışırken bunlardan yapılan kesintilerdir. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz da ondan sonra övünüyorsunuz? Ya da ne demek istiyorsunuz? Şunu mu demek istiyorsunuz? Allah'a şükür şu günlerde de emekli maaşlarını ödedik. Önümüzdeki dönem Allah kerim demeye mi çalışıyorsunuz? Bunlar çok tehlikeli laflardır. Tabii ödeyeceksiniz emeklinin de memurun da maaşlarını ödeyeceksiniz. Yani şimdi bu ilaç firmalarının paralarını ödemiyorsunuz. Bazı diğer kuruluşların paralarını ödemiyorsunuz, iskonto istiyorsunuz. Buraya mı gidiyoruz emekliler dedi. Tekrar söylüyorum, milletimiz işlerin ne hale geldiğini görüyor. Artık bu iktidarın kendi meselelerine çözüm üretemeyeceğini anlıyor. Bunlara notunu veriyor. Sandığın bir an önce önüne gelmesini istiyor. Bunlardan kurtulmak için istiyor. Bunlara yerini gösterecek, bunları evlerine gönderecek. Evet. Efendim Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye yapılan 6-8 Ekim operasyonlarını Millet İttifakı'nı dağıtma hamlesi olarak değerlendirdi. Bu saptama neye dayandırılıyor? Şimdi şöyle yani 6 yıl önce meydana gelmiş bir olayın dosyasını uygun zamanda kullanmak üzere 6 yıl boyunca sümen altında saklamışsınız. Uygun zaman geldi diye de sümen altından çıkartmışsınız. Şimdi bunun yani bu davanın siyasi olduğu açık. Dolayısıyla da bu siyasi davayla ilgili genel başkanımız da siyasi görüşleri yani siyasi değerlendirmelerini açıklamıştır. Evet. Efendim bugün sıkça değindiniz erken seçim tartışmalarına ama CNN Türk'te erken seçim çağrısının MYK'da görüşülüp görüşülmediğini soruyor. Şimdi bugün işte Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştüğümüz hususları biraz önce açıkladım. Ama bu demek değildir ki Merkez Yürütme Kurulumuzda başka hususlarda görüşülmüyor. Dolayısıyla biz tüm MYK'larımızda milletten gelen talepleri de dikkatle değerlendiririz. Seçim talebi de bunlardan bir tanesidir. Thank you.